Ergün Diler, Avrupa yakası. İsimlere girmeden gitmek zor da olsa denemeye niyetliyim. Ortalık karışık. Türkiye Futbol Federasyonu bile uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Göründüğünden çok daha sert sarsıntılar yaşanmakta. Ancak insanların bunu görmesi, anlaması zor. Aylardır Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı üzerinden olan biteni anlatmaya gayret ediyorum. Nasıl cephede taraflar netse burada da aynı durum geçerli. Bir tarafta Avrupa orijinli eski nizamın kurucuları, savunucuları, diğer tarafta ise Türkiye'yi yerinden oynatıp kurulacak olan yeni eksene oturtmaya kararlı Başkan Erdoğan ve bürokrasi. Tabii başta ordu ve MIT gelmekte. Son 15 yıla bakın. Ne kadar hamle, ne kadar saldırı, ne kadar operasyon, ne kadar uyarı varsa hepsinin temelinde değişen Türkiye'ye direnme vardır. Gidilen rotaya karşı çıkma vardır. Türkiye'de özellikle İngiltere, Fransa, Almanya üçgeni çok etkilidir. Okullarıyla, iş adamlarıyla, ekolleriyle, kültürüyle, ekonomisiyle, istihbaratıyla Amerika buradaki güçlerin bileşkesi olarak burada görünmeyi tercih eder. Yeraltına inen örgütlenmeler zaten devletin içine girmiştir. Daha önce de sık sık yazdığım gibi bu iki taraf birbirini parmak izlerine kadar bilir, kontrol eder, fırsat bulunca da tasfiye eder. Osmanlı'dan cumhuriyete intikal eden bir bilek güreşidir bu aslında. Bugünün sorunu ve sonucu değildir. Ancak şimdilerde 2023'e gidilirken bu kavga hiç olmadığı kadar su yüzeyine çıkmıştır. Tarafları bildiğim, tanıdığım ve iyi de takip ettiğim için olan bitene bazen şaşırıyorum. Birbiriyle kavga edenlerin perde gerisinde aynı ittifakın içinde bulunduğunu öteden beri biliyorum. Ancak sahne önünde kavga tam gaz. Birbirleriyle mesafeli duranlarsa kanlı, sancılı ve acılı bir kavganın tam merkezinde. Vekaleten kullanılan isim de çok. Dünya değişmek zorunda olduğu için burada sancıyı fazlaca hissediyoruz. Aylardır, yıllardır yazdığım gibi Avrupa'ya bir operasyon yapıldığı için yansıması burada gaz birikimine yol açıyor. Çünkü tarihsel olarak Avrupa ile bir taraftayız. Devletin yürüyüşü hep batıya olmuştur. Zaten hayatımızın merkezinde Avrupa ve gölgesi vardır. Brexit ile AB'ye veda eden İngiltere ile Fransa, Almanya burada çok etkilidir. Solcumuz da sağcımız da buraya sığınır. Aranan da kaçan da. Mesela hiç Moskova'ya giden solcu olmuyordu. Ya da İslamcı görünüp Suudi Arabistan'a gideni bilmiyorduk. PKK'lı da olsa soluğu Avrupa'da alıyordu. Laiklik hassasiyeti de rejim karşıtlığı da oradan kaşınıyordu. AK Parti kuruluşunda Avrupa orijinli çok isim vardı. Aslında parti Avrupa'ya çok yakındı. Ancak olaylar, saldırılar, tasfiye planları Başkan Erdoğan'ı da devleti de başka tarafa itti. Türkiye AB ile arasına mesafe koydukça gerilim artıyor ve sahada görülüyordu. Mesela 2020'nin 10 Haziran'ında NATO'nun Sea Garden misyonu çerçevesinde Akdeniz'de görev yapan Fransız Corbett isimli fırkateyn Libya'ya uygulanan Birleşmiş Milletler silah ambargosunu deldiğinden şüphelendiği Tanzanya bandıralı bir gemiyi denetlemek istedi. Ancak gemiye eşlik eden Türk savaş gemileri ani manevralarla agresif bir şekilde kurbete yönelerek 3 kez radar kilitlediler ve böylece denetleme yapmasına izin vermediler. Fransa anında bunu NATO'ya iletti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in talimatıyla yapılan teknik inceleme sonucunda olayın nasıl geliştiğini irdeleyen 130 sayfalık bir rapor hazırlandı. Türkiye haklı bulundu. Fransa bunun üzerine Sea Guardian misyonundan çekildi. Bir süre sonra benzer olay Almanya ile yaşandı. Libya'ya giden Türk bandralı Roseline A gemisi Mora açıklarında Alman Hamburg fırkateyni tarafından durduruldu. Arandı tarandı, gerilim tavan yaptı. Bu iki örnek Türkiye ile Avrupa'nın çıkarlarının ayrıştığını göstermekteydi. Mesela 2017'de Macron bir skandala imza atıyordu. Le Point dergisine bir mülakat veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bildiğiniz gibi küresel sahneye çıkmak aslında o kadar da havalı bir şey değil, Erdoğan'la her 10 günde bir konuşması gereken benim diyordu. Bu kişisel bir şey değildi ayrılan yolları ifade ediyor ve çatışmanın tanımını yapıyordu. Türkiye Avrupa ile Akdeniz'de, Suriye'de, Afrika'da, Avrasya'da ve Orta Doğu'da mücadele ediyordu. Bu mücadelenin içinde yok yoktu. Avrupa genel itibariyle Türkiye'nin doğusunu kenarda tutup üyeliği vermeyi düşünüyordu. Stratejik olarak olaya böyle bakıyorlardı. Bir de İngiltere'nin Ankara'daki gücünü bildikleri için Türkiye'nin gelmesinin İngiltere'nin AB'deki gücünü artıracağının farkındaydılar. Brexit gerçekleşince bütün kartlar yeniden karıldı dağıtıldı. Brexit ile aynı yıl gerçekleşen 15 Temmuz kalkışması doğal olarak Avrupa'ya yakın oyuncuların tasfiyesinin önünü açtı. AB'nin Türkiye'yi kaybettiği tarihti 15 Temmuz. Son günlerde hem Başkan Erdoğan'ın hem Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ısrarla bir Yunanistan vurgusunu görmekteyiz. Bu tesadüfen olan, kendiliğinden gelişen bir adım, bir çıkış değil. Yunanistan'ın Ege'deki tacizleri sürse de arkadaki gücün AB ve Fransa olduğu bilinmekteydi. Mesela Macron Rafale uçaklarını Atina'ya yollarken bir de iki ülke arasında savaş ittifakını imzalıyordu. Fransa savaş durumunda Yunanistan'ın yardımına koşacaktı. NATO üyesi de olunsa çatışma yaşanmaktaydı. Türkiye de bu nedenle S400 almaktaydı. Rusya'ya S400'le karşılık verilemezdi. Tehlike Moskova değildi. Suriye, İran ya da Irak Ankara için tehdit değildi. Papua yeni yine saldıramayacağına göre geriye sadece batı yakası kalıyordu. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kullanılma ihtimali hiç mi hiç az değildi. Avrupa'nın geleceği Rus ordularının postalları altında ezilirken bu ihtimal her an güncellenebilirdi. Konu uzun ve derin. Öne çıkan, konuşulan bütün isimleri ve olayları bu eksen içinde değerlendirin siyaseti de 2023 seçimlerini de gerisi çok önemli değil inanın. Not G7 maliye bakanları Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Moskova'nın gelirini azaltmak için bu yola girildi. JP Morgan Rusya'nın bu kararı misillemede bulunması halinde petrol fiyatının varil başına 380 dolara yükselebileceği uyarısı yaptı. Peki Böyle olursa kim kazanacaktı? Evet, Amerika ile Rusya. Ergündiler, takvim. Ersin Çelik, 15 Temmuzla hesaplaşma ve Fetöye iade itibar seçimleri. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'dan bir yıl sonra başlattığı Adalet yürüyüşü sürecinde verdiği röportajda, 20 Temmuz'da sivil darbe yaptılar şu anda Türkiye bir darbe süreci içinde demişti. FETÖ'cüler daha sonra bu sözlerini 2021 yılında yaptıkları 15 Temmuz karşıtı belgeselde kullanmıştı. Hem de kendisiyle yeni röportaj yapmış gibi kurgulayıp yayına verdiler. Ne kendisi ne de CHP'den hiç kimse bu algı oyununa itiraz etmedi. Kılıçdaroğlu'nun 20 Temmuz darbesi dediği gelişme, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal süreciydi. Kılıçdaroğlu FETÖ ile mücadelede ve özellikle de başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere devletin önemli organlarındaki yapılanmanın temizlenmesine darbe diyor. Sadece FETÖ değil, PKK ile ilintili birçok isimde bu süreçte devletten tasfiye edildi. O hal üçer ay arayla 7 kez uzatıldı ve 2 yıl sürdü. 2 yıl süren OHAL döneminde 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi. Geçtiğimiz aylarda Milli Savunma Bakanlığı açıklamıştı. 15 Temmuz sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinden 150'si general olmak üzere 24.388 kişi ihraç edilmiş. Bu sayı emniyette ise 37 binlerdi. KHK ile ihraç edilen herkes için FETÖ'cü, darbeci ve terör örgütü üyesi diyemeyiz. Bazı kamu görevlilerinin haksız ihraçları OHAL İnceleme Komisyonu'nun raporuna da yansıdı zaten. Komisyon itirazlar sonucu ihraç edilenlerden 17.265 kişiyi görevlerine iade etti. Cumhurbaşkanı adaylığını kendisi ve ittifak ortakları ilan etmeden partililere ilan ettiren Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgileniyor açıklamasını yaptı. Kemal Bey binlerce FETÖ'cü ve PKK'lıya açık çek verdi. Bu bir seçim vaadi. Sokakta yürürken ayaküstü yapılmış gibi görünse de bu çıkış şu anlama geliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecinde beni destekleyin, arkamda durun, aday olayım ve seçimde de oy verip beni ülkenin cumhurbaşkanı seçin. Sizden bunu istiyorum ve karşılığında da devlete ve millete karşı hangi suçu işlemiş olursanız olun, yargı hakkınızda hangi kararı vermiş olursa olsun affedileceksiniz. Mevkilerinize, makamlarınıza, rütbelerinize geri döneceksiniz. Kılıçdaroğlu ve CHP'liler biz böyle bir vaatte bulunmadık, söz vermedik diyebilirler. Fakat sokakta ayaküstü yapılan açıklamanın başka bir anlamı yok. Dahası sunulan özel vaat hem FETÖ'cülere 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyanlarla hesaplaşma yolunu açacak hem de devlette yeni bir tasfiye sürecinin başlatılacağının işaretlerini veriyor. Başvuruları OHAL İnceleme Komisyonu tarafından reddedilen 107 bin KHK'lı sorgusuz sualsiz devlete dönecekse, 2023 seçimlerinden hemen sonra olası iktidar değişikliğinde devlette cadı avı başlatılmayacağının hiçbir garantisi yok. CHP yönetimi tasfiye pratiğini İstanbul'da yaptı. Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu seçimlerden önce namus sözü vermelerine rağmen İBB yönetimi CHP'ye geçtikten sonra binlerce çalışanı işten çıkardılar. Birçoğunu da sosyal medya taraması yaparak tespit ettiler. Dünkü yazımda muhalefet seçmeniyle birlikte Türkiye tufanına hazırlanıyor demiştim. Tabanın bir kısmı ve özellikle de söz verilen fetöcüler bu anı bekliyorlar açık açıkta ifade ediyorlar zaten. Bunu 15 Temmuz akşamı ve gecesi sosyal medyada darbe karşıtı paylaşım yapanlara gelen tehdit mesajlarında gözlemlemek mümkün. Kılıçdaroğlu tüm KHK'lıları iade edeceğim sözüyle seçim sürecinin gündemini belirledi. Önümüzdeki 9 ay boyunca devletin yeniden FETÖ'ye teslim edilmesi ve PKK'lıların devlette yeniden yer alma ihtimallerini tartışacağız.'' Muhalefetin adayı henüz ilan edilmedi ancak Türkiye'yi hesaplaşma söylemleriyle inşa edilen çok sert bir seçim süreci bekliyor. Ersin Çelik Yeni Şafak